ekranlarından herkese hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Kanal Urfa ekranlarından bizleri izleyen izleyicilerimize hayırlı akşamlar dileklerimizi iletiyoruz. İslam ve Hayat programındayız ve geçen haftadan kalan sorularımız var. Onlarla başlayacağız. Onları da unutmadık. Bizlere mesajlarınızı, sorularınızı ulaştırabileceksiniz efendim. Bunun için yapmanız gereken 0414 247 36 36 0414 247 53 53 numaralı telefonları arayarak mesajlarınızı, sorularınızı, merak ettiklerinizi emekli vaiz Ahmet Sarraoğlu hocama iletebilirsiniz diyelim. Ayrıca mesaj yöntemiyle de bize ulaşabileceksiniz. Bunun için yapmanız gereken durum ise büyük harflerle Urfa yazarak, bir boşluk bırakarak mesajınızı, yani sorunuzu yazıp 3969'a göndererek bizlere ulaştırmış olacaksınız diyelim. Bir kez daha bizleri izleyen herkese iyi akşamlar dileklerimizi ulaştıralım. Hocam size de iyi akşamlar. Bir programda tekrar birlikteyiz. İbrahim Bey, bu arada söyleyelim, İbrahim Bey'in biraz rahatsızlığı var. Ona da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Aynen. Ve ben sözü size bırakayım. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar muhterem Kanal Fatih izleyicileri. Elhamdülillah, Cenab-ı Hakk'a ne kadar şükretsek az. Her şeyden evvel Rabbimiz bizi Müslüman olarak yaratmış. İslam beldesi olan peygamberler şehrinde yaşamakta olmamız Allah'a hamd etmemizi çok çok gerektiriyor. Ve elhamdülillah ayaktayız. Hapishanede değil, hastahanede değil, ameliyat masasında değil, acillerde, yoğun bakımlarda değil, yatağa da mahkum değiliz. Allah'a binler şükür olsun. Muhterem izleyicilerim, belki bir kısım insanlar bunlar da nimet mi yani diyebilirler. En büyük nimet sıhhattır, sıhhat. Onun için büyüklerimiz, efendim sultanlarımız bunu çok güzel dile getirmişler. Halk içinde, halk içinde efendim muteber bir nesne yok devlet gibi. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya cihanda devlet bir nefes sıhhat gibi. Bütün bu dünya benim olsa, nefese muhtaç isem, ayağa kalkmaya muhtaç isem, su içmeye muhtaç isem, yemek yemeye muhtaç isem, beni kaldırıp indirene muhtaç isem, bütün dünyayı ben ne yapacağım? Bana ne faydası olacak? Onun için muhterem izleyiciler, bunlar çok büyük nimetlerdir. Akıl nimeti, iman nimeti, göz nimeti, dil nimeti, kulak nimeti, ayak nimeti, el nimeti ve buna benzer birçok nimetler var. Saymakla bitmeyecek derecede önemli nimetlerimiz var. Bu nimetlere şükretmemiz lazım. Gece gündüz şükretsek Allah'ın bize vermiş olduğu en fakirimize bakın. En zengine değil, en fakirimize, en yoksulumuza, en imkansız imkana sahip olmayanlara Allah'ın verdiği nimetler gece gündüz şükretmesini gerektiren ilahi nimetlerdir. Onun için aziz izleyiciler, hamd etmeyi unutmayalım. Şükretmeyi unutmayalım. Rabbul alemine kulluk etme vazifesini unutmayalım. Allah'ı unutanın dünya dolusu bela başında vardır aziz izleyiciler. Allah'ı unutan insan saraylarda da yaşasa, yalılarda da yaşasa, yatlarda da yaşasa, en mutena yerlerde de yaşasa vallahi bedbahtır. Vallahi talihsizdir. Vallahi şanssızdır. Vallahi efendim musibetzededir. Öyle bir musibete düşer olmuş ki ona denk gelecek dünyada hiçbir musibet yok. Allah'ı unutma musibeti. Fakat bugün bir kısım insanlar maalesef, maalesef ne Allah'ı tanıyor, ne peygamberi tanıyor, ne din-i mubini İslam'ı tanıyor, ne hayayı biliyor, ne namusu biliyor, ne fazileti biliyor, ne ezanı biliyor, ne Kur'an'ı biliyor, ne dini biliyor, ne diyaneti biliyor. Böylesi bir insan dünyanın sultanı da olsa kaç para eder Allah aşkına? Allah bu dünyayı, aziz izleyiciler,
ebedi kalsın diye Allah yaratmamış. Bu dünya ebedi kalsın diye Allah yaratmamış. İnsan da dünyada ebedi kalsın diye gönderilmemiş. Dün denecek kadar bir kısım insanlar vardı, bizimle beraberdi. Şimdi ya sekeratta, ya kabirde, ya teneşir tahtasında, ya tabutta, muhterem izleyiciler. Bir saat sonra başımıza neler geleceğinden haberimiz yok. Bilgimiz yok, ilmimiz yok. Bize Müslüman olarak, insan olarak, akıllı insanlar olarak bize düşen Allah'a kulluk vazifemizi hakkıyla ifa etmek. Gerçek manada yerine getirmek. Doğru dürüst yerine getirmek. İnsan ibadetle şeref kazanıyor. İbadetsizlikle şereften yoksun oluyor. Kim ne derse desin. Dünya malı ahirete gitmiyor ki, kabre de gitmiyor. Kefene de cep dikilmiyor. Bu güzelim arabalar kabre kadar da gitmiyor. Kabrin öbür tarafına da geçmiyor. Bu güzelim mobilyalar, villalar, yataklar, şunlar, bunlar, lüks hayatlar kabrin öbür tarafına geçmiyor muhterem Müslümanlar. Ve dünyadaki nimetler süresi çok az. Kıymeti çok az. Kabrin öbür tarafı için çalışmak lazım. Ebedi hayat için çalışmak lazım. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı bilmeyeniniz hemen hemen yok gibi. Çok az olabilir. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın başına çok musibetler, imtihanlar, mihnetler, sıkıntılar gelip geçti. Her şeyden evvel küçük yaşta kuyuya atıldı. Üstündeki elbisesi bile alındı. Çıplak olarak efendim kuyuda kaldı. Sonra efendim kuyudan çıkarıldı ve maalesef köle olarak satıldı. Köle köle. Hür insan köle olur mu? Köle olarak satıldı. Sonra birçok efendim işkencelere, sıkıntılara, zorluklara, tesallutlara maruz kaldı. Arzu edilenleri kendilerinin karşı tarafın arzularını yerine getirmediği için 12 sene bir rivayete göre hapse mahkum oldu. 12 sene suçsuz, sebepsiz, hiçbir efendim dehli olmadan, müdahalesi olmadan 12 sene hapis yattı. Ondan sonra bakın aziz izleyiciler, اَرْرَاحَةُ بَعْدَ التَّعَبِ İstirahat yorgunluktan sonra olur. Başarı yorgunluktan sonra olur. Bir talebe düşünün, bir çiftçi düşünün, bir esnaf düşünün. Çalışmadan bir şey elde ediyor mu? Etmiyor. Önce çalışacak, önce didinecek, ondan sonra nimetleri elde etmeye başlayacak. Sonra ne oldu? Mısır'ın azizi oldu. Maliye Bakanı oldu. Dünyaya, dünyadaki insanlara zahire dağıtmaya başladı. Sonra Mısır'a hakim oldu. Sonra annesi babasıyla efendim bir araya geldi. Sonra ne yaptı? Aziz izleyiciler, ben bunun için bu uzun efendim ifadeleri kullandım. Ne dedi sonra? Şöyle dedi. Kur'an'ın ifadesiyle. Rabbi kad ateyteni minel mulk. Ya Rabbi bana yeteri kadar mülk verdi. Ve allemteni min te'vilel ahadis. Rüya tabirlerini bana öğrettin. Beni peygamber olarak peygamber yaptın. Fatıra semavati vel ard. Ey göklerin ve yerin halıkı Rabbim. Ne istedi muhterem izleyiciler biliyor musunuz? İstediği şu. Teveffeni muslimen. Ya Rabbi beni Müslüman olarak ruhumu al. Ehli iman olarak. İmanla kabre gitmemi nasip et. Ve elhikni bis salihin. Ya Rabbi beni salihler güruhuna. Salihler cemaatına beni ulaştır diye Cenab-ı Hak'tan ölümünü istedi. Dünyanın kendisine güleceği bir zaman. Artık Mısır'ın hakimi anne babasıyla görüşüyor, kardeşleriyle tanışıyor, öz kardeşi Bünyamin'le tanışıyor ve dünyanın kendisine güleceği bir sırada dünya onu aldatmadı.
aldanmamak lazım. Ne yaptı? Ölümünü istedi. Cenab-ı Hakk'ın rahmetine iltihak etmek istedi. Salihlerin cemaatine ulaşmak istedi. Dolayısıyla muhterem izleyiciler, niçin bunu istedi? Eğer kabrin öbür tarafı bu nimetlerden daha üstün olmasaydı, akıl var, mantık var, düşünmek lazım. Eğer kabrin öbür tarafı bu dünyadaki nimetlerden daha üstün olmasaydı, daha kıymetli olmasaydı, daha yararlı olmasaydı, hiçbir zaman Hazreti Yusuf gibi bir peygamber ölümünü istemeyecekti. Bu nimetleri elinin tersiyle tepmeyecekti, itmeyecekti. Demek ki burada şunu ifade ediyor. Ey ehli iman, içinde olduğunuz nimetler ne kadar büyük olursa olsun, imkanlarınız ne kadar bol olursa olsun, kabrin öbür tarafı için çalışınız. Kabrin arkası için çalışınız. Kabrin öbür tarafındaki saadet, kabrin öbür tarafındaki mutluluk, kabrin öbür tarafındaki huzur hiçbir şekilde dünyada bulunmaz. Bulunması da söz konusu değil. Onun için aldanmayın. Bakın muhterem izleyiciler. Peygamberimiz bize aleyhissalatu vesselam bir ölçü vermiş. Ölçü. Şimdi kime sorsan akıllı mısın? Elhamdülillah. Yani eğer ehli imansa elhamdülillah diyecek. Eğer imandan yoksunsa veya cahilse tabii ki ben akıllıyım. Halbuki peygamber bakalım akıllıyı tarif ederken bu tarife uygun insanlar olduğu zaman akıllıdır. Eğer tarife uygun değilse akıllı değil. Nedir akıllı? El-aqilu men dana nefsehu ve amile lima ba'del mevt. Akıllı insan o ki, o kimsedir ki, ölmeden evvel nefsini hasaba çekebilen, ey nefis, bugün Rabb-i Rahim'in beni müezzin vasıtasıyla 5 defa kendi huzuruna davet etti. Ben bu ilahi davete icabet ettim mi? Allah'ın çağırıcısına ben icabet ettim mi? Namaza durdum mu? Namazımı kıldım mı? Namazımı huşu içerisinde kıldım mı? Rabbimin rızasına uygun bir şekilde eda ettim mi? Ben bugün kimseye yalan söyledim mi? Kimsenin aleyhinde atıp tuttum mu? Kimsenin malını zimmetime geçirdim mi? Kimseye zarar verdim mi? Bunu düşünecek, hesaba çekecek kendisini. Eğer hesap neticesinde arzu edilen seviyede hareket etmişse onu buna muvaffak eden Allah-u Azimuşşan Hazretlerine şükretmesi lazım. Hamd etmesi lazım. Ya Rab, muvaffakiyet senden, bu ibadeti sevmek senden, bu ibadeti iyi bir şekilde eda etme imkanını halk eden sensin Allah'ım. Sana sonsuz hamdü senalar ederim diye ne yapması lazım? Şükretmesi lazım. Eğer böyle değilse ki aziz Müslümanlar, vallahi biz bizi aldatmayalım, bakın. Yani güzel söz, efendim cilalı söz, pembe göstermek önemli değil. Eskiler ne derler? Derler ki dost acı söyler, acı. Dost değildir sana doğrusun diyen. Dost odur ki sana doğrusunu diyen. Dost odur ki sana doğrusunu diyen, her dediğine doğru doğru diyen senin dostun değil bak. O sana dalgavuklu yapıyor, affedersin. O sana yazılık yapıyor. O senin arzularına uygun hareket ediyor ki senin beğenini alsın. O senin dostun değil. Dost daima gerçekleri söyleyen ve dostuna uygun olan, gerekli olan şeyleri söyleyendir. Aziz izleyiciler, vel aciz, akıllı onun vasfı bu. Akıllı olmak bunu gerektiriyor. Ya akıldan uzak durmanın, yoksun olmanın alameti nedir? Men etbe'a nefsehu hevaha. Nefsin esiri oluyor. Nefis ne istiyorsa onun arkasına düşüyor. Nefsin dediklerini yerine getiren ve efendim el acizu men etbe'a nefsehu hevaha ve temenna ala Allahi lemmin emani. Ne yapıyor? Nefsin arzularını yerine getiriyor. Allah affeder. Allah'ın affı çok. Allah rahmeti çok.
Allah'ın rahmeti bol ama Allah'ın azabı da bol. Aziz izleyiciler. Kur'an öyle diyor. Estaizu billah. Nebbi ibadi. Kullarıma haber ver. Enni enel gafurur rahim. Mağfiret eden, merhamet eden, bol rahmeti olan benim. Kullarım bunu bilsin. Bununla yetinmiyor Cenab-ı Hak. Ve enne azabi. Onlara de ki Allah'ın azabı huvel azabul elim. En çetin azab, en şiddetli azab, en hırpalayıcı azab Allah'ın azabıdır. Allah affeder. Ya affetmezse ne yaparsın? Ne yaparsın sen? Allah'la savaşabilir misin? Allah'a karşı gelebilir misin? Zaten mahşer yerinde ne yapacak? Herkesin gözü aşağıda. Herkes karşıya bakamıyor. Sağa sola bakamıyor. Etrafındaki insanları göremiyor. Kendi derdine düşmüş. Kendi düşüncesine dalmış. Acaba ben bugün kurtulabilecek miyim? Acaba Allah beni affedecek mi? Acaba sevaplarım, günahlarımdan az olursa ben ne yaparım diye ne yapacak? وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ O gün yüzler hep aşağıya bakıyor. Cenab-ı Hakk'ın heybetinden فَلَا تَسْمَعُوا اِلَّا هَمْسَا İnsanlar ancak yanındakine fısıldaşabiliyorsa biliyor, yoksa sessiz kalıyor muhterem izleyiciler. Evet, muhterem izleyicilerim, bu uzun girişten sonra Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim bizleri de sizleri de gafillerden eylemesin. Ahirette pişman olanlardan eylemesin. Tamam. Efendim keşke şunu yapsaydım. Keşke bunu yapsaydım. Keşke şöyle yapmazsaydım. Keşke ağacı kurudur kuru. Keşkelerin efendim dikilen fidanları yeşermiyor. Muhterem Müslümanlar, bunlar bize fayda getirmiyor. Bir fiil, bil fiil iş yapmamız lazım. Çalışmamız lazım. Didinmemiz lazım. Ahiretimizi ön plana almamız lazım. Dünyayı ahiretimizin önüne almamamız lazım. Dünya gidiyor, ahiret geliyor. Biz ahirete doğru yürüyoruz. Dünya bizden kaçıyor, bizden uzaklaşıyor. Ama ahiret bize doğru hızlı bir şekilde, biz de dünyaya ahirete karşı efendim hızlı bir şekilde gitmekteyiz. Ve yalnız ihtiyarlar ölmüyor ha muhterem izleyiciler. Ben gencim, sıhhatım da iyi, hiçbir derdim yok. İhtiyarlar ölür. Tamam, ihtiyarlar da ölür ama gençler de ölüyor muhterem Müslümanlar. Hastalar ölür ama sıhhatlılar da ölüyor. Yani her insan ölümün sebebi hastalık mıdır? Ya da yaşlılık mıdır? Yok. Adam turp gibi, sapasağlam. Bir kereden yıkılıveriyor, kalbi duruyor. Bir kereden efendim trafik kazasında Allah göstermesin, gidiyor. Ve buna benzer nice hasta ölüm sebepleri var. Muhterem izleyiciler, onun için aldanmayalım. Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah teala. Evet hocam, bu oldukça detaylı bir giriş oldu. Siz nasılsınız diye sormuştum. Özet olarak her halimize şükretmemiz gerektiğini aynen, aslında bir nevi aynen, anlatmış aynen, oldunuz. Aynen kardeşim, aynen. Ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize bir kez daha iletişim numaralarımızı hatırlatalım. Ve geçen haftadan kalan sorularla devam edeceğiz. 0414-247-36-36, 0414-247-53-53 numaralı telefonlardan merak ettiğiniz soruları bizlere ulaştırabilirsiniz efendim. Ayrıca mesaj yoluyla da büyük harflerle Urfa yazdıktan hemen sonra bir boşluk bırakarak 3969'a göndererek merak ettiğiniz soruları bizlere ulaştırmış olacaksınız diyelim. Ve geçen haftaya gidelim hocam, iki sorumuz kalmış geçen haftadan. Birincisi, tarla, araba, ev alırken kredi çekiyoruz. Bu caiz midir diye sormuş izleyicimiz. Muhterem izleyicilerim, dünya için ahireti unutmak, dünya için ahireti bozmak, dünya ahireti dünyaya feda etmek, ebedi hayatı
dünya hayatı için bozmak akıllı insanların işi değil. Akıllı olan insan dünyası için ahiretini bozmayan insandır. Ne yapacak? Traktör alacak. Ne yapıyor? Kredi alıyor. Ne yapacak? Tarla alacak. Kredi alıyor. Kredi adını kibarlaştırmışlar. Yahu faizli para alacağım. Manası bu. Ben tarla almak için faizle para alacağım. Traktör almak için faiz ile para alacağım. Ev almak için faizli para alacağım. Şimdi muhterem izleyiciler, faiz bir işin içine girerse o işin altını üstüne getirir. Kur'an'ın ifadesiyle يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَى. Allah faizin bereketini yok etmiş. Haram para. Bakın dikkat edin muhterem izleyiciler. Haram para. Helal paranın yanına geldiği zaman helal para titremeye başlıyor. Haram para diyor ki niye korkuyorsun? Hiç korkma. Ben seni de götürmeden buradan gitmem. Seni götürmedikçe ben buradan gitmem. Ne demek bu? Haram para, helal parayı da beraberinde götürür. Faiz parası sizin helal paranızı da götürür. Sizin bereketinizi götürür. Sizin huzurunuzu götürür. Sizin sıhhatınızı götürür. Sizin anlayışınızı götürür. Sizin zekanızı götürür. Sizin kalbinizi öldürür. Sizin dünyanızı da ahiretinizi de öldürmeye çalışır. Onun için bu para menhus bir paradır. Haram bir paradır. Hayırsız bir paradır. Faydasız bir paradır. Hiç kimseye yarar getirmiş değil. Hiçbir insan faiz parasıyla adam olamamış, süper güç olamamış, zengin olamamış ki zaten Müslümanın amacı dünyada zengin olmak değil. Müslümanın dünyadaki amacı Allah'ın rızasını kazanmaktır. Rabbul Alemin benden nasıl razı olur? Ne yapsam Rabbim benden razı olur? Hangi ibadeti yapsam, hangi hayır ve hasenatı yapsam, hangi güzellikleri yapsam Rabbim benden razı olur düşüncesi içerisinde olması lazım. Amaç zengin olmak değil. Karun'dan zengini var mıydı muhterem izleyiciler? Soruyorum. Karun'dan zengini var mıydı? Yok. Karun'un yalnız hazinelerinin anahtarı Kur'an'ın ifadesi. وَاَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ. Öyle hazineler verdik ki Karun'a. مَا اِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ اُلِ الْقُوَّةِ. Çok güçlü, kuvvetli bir cemaat tarafından kaldırılması zor geliyordu. Her bir anahtarla da 70 tane hazineyi açtığını rivayetler var. Ne oldu? Allah'a karşı bir yerde değil, görünürde Hazreti Musa'ya karşı geldi. Hazreti Musa ondan Allah'ın emri üzerine zekatı istedi. Adam zekatı vermedi, cimrilik etti. Evveliyatına bakmadı. Önceleri fakirdi, yoksuldu, abitti. Gündüzleri oruç tutuyordu, geceleri sabahlara kadar namaz kılıyordu. Hazreti Musa onun haline acıdı, Cenab-ı Hak'tan ona mal vermesini ricada bulundu. Allah-u Azimuşşan Hazretleri Karun'a, Karun'un efendim kimya ilmini öğrenmesine emretti ve madenleri çıkarmasına emretti. O da bu maden işiyle uğraşmaya çalıştı, altın bulmaya çalıştı, gündüz oruçları bıraktı, gece ibadetleri bıraktı, helal haramı bıraktı, zekatı vermedi, Hazreti Musa'ya da iftirada bulundu. İftira etti, bu nedenle Allah-u Azimuşşan Hazretleri, Hazreti Musa aleyhisselam
Ona dedi ki yere ondan kızdı. Cenab-ı Hakk'a müracaat etti. Allah-u Azimuşşan Hazretleri vahiy gönderdi Musa Aleyhisselam'a. Dedi ki yer küresini senin emrine verdim. Yer küresine ne emredersen yapacak. O da dedi ki ey yer Karun'u al, içine al. Dizlerine kadar gitti. Aman ya Musa dedi ben yaptım sen yapma ama Hazreti Musa Aleyhisselam kitapların ifadesine göre kızdığı zaman muhterem Müslümanlar vücudundaki derisindeki kıllar elbisenin içinden oklar gibi çıkıyordu. Öyle acayip celallı bir peygamberdi. Ulul azim bir peygamberdi. Öyle bir celala sahip ki tekrar dedi al göbeğine kadar gitti. Tekrar al boğazına kadar gitti. Tekrar al dedi hepsi gitti. Etrafındaki insanlar dediler ki bu Karun Hazreti Musa'nın akrabası Hazreti Musa öyle yaptı ki hazineler kendisine kalsın. Ya bu insanlar nasıl insanlar ya? Ne akıl var bunlarda? Hazreti Musa kızdığından dedi ki ey yer Karun'un hazinelerini de içine al. Bütün hazineler de gitti. Ne kazandı? Allah için. Dünya da gitti, ahirette gitti. Hasirat dünya vel ahire. Hem dünya zararı hem ahiret zararı. İşte gerçek zarar da budur. Evet peki. Bir reklam arasına gideceğiz hocam. Kıymetli izleyenler kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamlardan hemen sonra İslam ve Hayat kaldığı yerden devam edecek. İzleyenler, Kanal Urfa ekranlarında İslam ve Hayat programı devam ediyor. Bir hatırlatma yapalım. Telefon numaralarımızı verdik ancak şu anda hatlarla ilgili bir teknik arıza mevcut. Onun bilgisini paylaştılar arkadaşlarım benimle. Bu yüzden mesaj yoluyla sorularınızı göndermenizi rica edeceğiz. Urfa yazarak, büyük harflerle mesaj bölümüne Urfa yazarak, bir boşluk bırakarak 3969'a mesajlarınızı bekliyoruz, gönderebilirsiniz sorularınızı. Bu yöntemle sorularınızı cevaplamış olacak emekli vaiz Ahmet Sarıoğlu hocam. Reklama gitmeden önce sözünüzü, soruyu tam bitirmemiştiniz. Buyurun hocam. Evet muhterem izleyiciler, yani faizle para almak, onunla iş kurmaya çalışmak, onunla bir yere varmaya çalışmak mümkün değil. Hem günah, hem haram, hem neticesiz. Netice alınmıyor. Yani bakın Cenab-ı Hak net bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا eğer faizden vazgeçmezseniz فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ eğer faiz paradan vazgeçmeyecek olursanız şunu bilin ki siz Allah ve Resulullah ile savaş halindesiniz. Aziz izleyiciler, bizi yoktan var eden kim? Allah. Hayatımızı veren Allah. Aklı veren Allah. Kuvveti veren Allah. Gücü veren Allah. Bizi muvaffak eden Allah. Buna rağmen bir insan bu nimetleri kendisine veren Allah ile savaşabilir mi? Savaşamaz. Savaşması mümkün mü? Yok. Hayatımız Allah'ın elinde. Rızkımız Allah'ın elinde. Vücudumuz Allah'ın elinde. Aklımız Allah'ın elinde. Kalbimiz Allah'ın elinde. Bütün varlığımız Allah'ın elinde. Bir de Allah'la savaşa kalkışmışsak ne oluruz muhterem izleyiciler? Siz düşünün. Allah'la ve Resulullah ile
savaşa kalkışan bir insanın dünyası nasıl olur, ahireti nasıl olur? İşte faiz bu. Faiz parayla bir yere varılması mümkün değil. Onun için asgari şartlara kanaat getirin, asgari şartları kabullenin, efendim çok bol paraya değil, helal olsun az olan paraya kanaat getirin ama Allah'a ters düşmeyin. Ama Cenab-ı Hak'la savaşmaya yeltenmeyin. Ama Resulullah'a savaş açmamaya bakın. Razzakul alemin Allah, hayatı veren Allah, rızkı veren Allah, hayata lazım olan her şeyi yoktan var eden Allah, insana da veren Allah'tır muhterem Müslümanlar. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime şöyle ifade eder. اِنْ تَتَّقُ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ مَخْرَجَا. Eğer Allah'tan korkarak Allah'ın haram kıldığı şeylere uzanmazsanız Allah size her darlıktan bir çıkış yolu halk eder. Her darlık, her zorluk, her sıkıntıdan Cenab-ı Hak bir çıkış yolu sizlere halk eder. Ve sizi bütün zorluklardan muhafaza eder. Bütün sıkıntılardan kurtarır. Ve faiz parada kimseye bir hayır yok, bir menfaat yok, bir fayda yok. En iyisi فَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَى. Kur'an'ın ifadesiyle faizi bırakın, faize yanaşmayın, faize yeltenmeyin, faiz sizi yok eder, sizin kökünüzü kazar, sizin altınızı üstünüze getirir, hem dünyanızı heder eder, hem dünyanızı yok eder, hem de ahiretinizi yok eder muhterem Müslümanlar. Çocuklarınız size itaat etmez, hanımınız size itaat etmez, işleriniz rast gelmez, huzurlu olamazsınız. Kalbinizde dünya kadar elinizde para da olsa, kalbinizde huzursuzluk var, keşmakeşlik var, sıkıntı var, ateşler var ve hiçbir zaman huzur bulamazsınız. Huzur nerede? İslam'da. Huzur Allah'a kul olmakta. Huzur Allah'ın emirlerini yerine getirmekte. Huzur Allah'a ters düşmemektedir. Aziz ve muhterem izleyiciler, onun için her türlü faizden, faiz endişesi duyulan işlerden uzak durun ki muvaffak olasınız. Sonra muvaffak olmak sadece dünya için söz konusu değil. Peygamberlerin çoğu, Hazreti İsa aleyhisselam Allah'ın bir mucizesi idi. Allah onu babasız yarattı. Allah'ın emriyle yaratıldı. Efendim sanatı yok, ticareti yok, geçimi otlarlaydı muhterem izleyiciler. Gündüzleri oruç tutar, geceleri de namaz kılardı. Ve yine de o muhterem peygamber, Yahudiler onu öyle takip etti, öldürmek istediler. Allah onu korudu. En son Roma hükümdarına onu şikayet ettiler. İftiralar yaptılar. Ve onu idama mahkum ettirdiler. Ama bakın Cenab-ı Hak adil mutlaktır. İdama mahkum olan o günkü şartlardaki mer'i kanunlara göre İdam sehpasına giderken onun eline haç verilirdi, haç. Haçı yüklerlerdi ki bu idama mahkum olduğu bilinsin. Hazreti İsa aleyhisselam çok zayıf, vücutça çok takatsiz ve onlar cuma günüydü. Güneş batmadan evvel idam yerine gitmesini sağlamaya çalışıyorlardı. Ama Hazreti İsa aleyhisselam haç ağır, haçı kaldıramıyorlardı. Oradaki cellatlar, oradaki sehpa işlerine memur olan adamlar
bu haç kimin elindeyse hemen sorgusuz sualsız onu alır, onu idam sehpasına çekerlerdi. Baktılar ki Hazreti İsa ala nebiyyine ve aleyhisselam bu haçı taşıyamıyor. Tuttular dediler ki biz şimdi bu haçı başkasına verelim. Güneş batmadan evvel, cumartesine girmeden evvel, çünkü cumartesi Yahudilerde tatildir. Hiçbir şey yapılmaz. Onu şeye ulaştıralım. Sehpa ağacına ulaştıralım. Dar ağacına ulaştıralım, idam ettirelim. Kanun öyle çıktı. Roma hükümeti ve hakimleri öyle bir karar verdi. Baktılar ki Hazreti İsa yürüyemiyor. Haçı aldılar onun elinden. En çok Hazreti İsa'ya düşmanlık edenin eline verdiler. Ve gittiler. Ulaşıncaya kadar efendim hemen cellatlar onu aldılar. O adamı aldılar. Ona kadar dedi ben değilim, ya ben İsa değilim. Allah o İsa'nın suretini de ona verdi. Allah'tır bu ya. Kainatın halıkı, sultanı kainat ya. Evet. Rabbul alemin ne ettiyse kurtulamadı. Ve onu astılar. Kur'an öyle diyor. وَمَا قَتَلُوهُ Hazreti İsa'yı öldürmediler. وَمَا صَلَبُوهُ Hazreti İsa'yı çarmıha germediler. Yani sehpaya çıkarmadılar. وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ Hazreti İsa'nın suretini Allah Hazreti İsa'ya en çok düşmanlık yapana verdi. En çok Hazreti İsa'nın öz düşmanı, bir numaralı düşmanı, bakın işte adaleti ilahiyeye bakın ya. Ya zâlike Rabbul Alemin. İşte Rabbul Alemin bu ya. Böyle bir Rabbul Alemin'e ters düşülür mü kardeş? İnsan ters düşer mi ya? Allah diyor, bu faizi bırakın. Faize yaklaşmayın. Faiz yapmayın. Faiz vermeyin. Faiz almayın. Faiz işlerinden uzak durun. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, لَعَنَ اللّٰهُ الرِّبَى Allah faize lanet etsin. وَاَكِلَهُ يِدْرَنَا اَيْنَا اِيَنَا Allah lanet etsin. وَمُوْكِلَهُ يِدْرَنَا Allah lanet etsin. وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ Yazana da Allah lanet ediyor. وَشَاهِدَهِ ki şahidine de Allah lanet ediyor. Onlar hepsi bir aynı seviyede. Şahitler de, katibi de, efendim yiyen de, yediren de, alan da, veren de hepsi Allah'ın lanetine hedef oluyor. Lanet kime gelmiş olur kardeşim biliyor musun? Şeytana gelmiş. Zalimlere gelmiş. Yalancılara gelmiş. Yerlerin efendim sınırlarını, takımlarını değiştirenlere gelmiş. Efendim livata yapanlara gelmiş. Bir kısım insanları Allah lanetlemiş. İçki içenlere lanet etmiş. İçki içenler. Bunlar hepsi lanete uğramış. Ne demek? Yani bunlar şeytanın arkadaşları. Şeytanın safında yer alanlar. Şeytan gibi insanlar. Şeytanın cemaati. Şeytanın askerleri. Şeytanın kumandasına verilmiş şeytanın emrinde olan insanlardır. Kim şeytanın askeri olmak ister muhterem izleyiciler? Akıl var, mantık var. Şimdi birisi sorsa, sen Ali, şeytanın askeri olmak ister misin? Allah korusun der ya. Nasıl ben şeytanın askeri olurum? Ama sen dolayısıyla ne yapıyorsun? Zulmediyorsun. Bak şeytanın askeri oldun. Evet. Sen yalan söylüyorsun, şeytanın askeri oldun. Sen faiz yiyorsun. Şeytanın askeri oldun, arkadaşı oldun. Livata yapan şeytanın arkadaşı oldu. Ve bu tür insanlar hepsi şeytanın arkadaşı. Evet. Dolayısıyla Müslüman faizden uzak duracak. Ve muhterem izleyiciler, yani bu hadis-i şeriftir. Doğrudur. Yanlışı yoktur. Ledirhemun, dirhem demek bir kuruş, para. يُصِيبُهُ الرَّجُلُ مِنَ الرِّبَى Faizden kişinin elde ettiği bir dirhem, bir kuruş. Ne kadar günah var? 33 zinadan daha fazla günaha mucib. 33 zina.
Yani bu ne demek muhterem izleyiciler? Bunun çirkinliğini ifade ediyor bu. Hadis-i şerif bu faizin ne kadar çirkin, ne kadar iğrenç, ne kadar kötü olduğunu ifade ediyor. Ve maalesef bir kısım insanlar efendim balıklama bu faizin üzerine atlıyorlar. La yakhafuna Allah ve la yakhafuna Rasul. Ne Allah'tan ne peygamberden korkuları olmadan bu tür kötülüklere yöneliyorlar. Hafizan Allah. Allah bizleri muhafız etsin. Amin. Devam edelim hocam. Bir diğer soru. Geçen haftadan kalan ikinci sorumuz. Ortak bir malımız vardı. Karşı taraf zorla hepsini aldı. Bunun için ne yapmamız lazım diyor izleyicimiz. Şimdi muhterem izleyiciler, dünya çok eski bir dünya. Ama dünyaya insanın geldiği tarih çok eski değil. Evet. Dünyanın yaratılışı çok eski. Fosiller bulunuyor, diyorlar ki işte 1 milyon sene, 10 milyon sene, şu kadar milyon sene. Bu neyi ifade ediyor? Evet. Efendim, dünyanın daha çok önce yaratıldığını ifade ediyor. İnsan dünyaya geldikten sonra zulüm başlamış. Zulüm, haksızlık, kötülük ve maalesef Hazreti Adem aleyhisselam babamızın ilk oğlu, ikinci insan bak, üçüncü insan ya da diyebiliriz. Hazreti Adem, Hazreti Havva, Kabil. Kabil. Evet. Üçüncü insan büyük zulmü başlatmış. Ve kardeşi Habil'i öldürmüş. Dolayısıyla biz bu dünyada yaşıyoruz. Allah malı sevdirmiş, menfaati sevdirmiş, parayı sevdirmiş, bir kısım şeyleri insanlara sevdirmiş ve insanlar bu mal için hiçbir şeyi esirgemiyor. Hiçbir şeyden gözünü de kırpmıyor. Yeter ki mal gelsin, para gelsin, parasına parayı ver. Ne din onda ara, ne iman onda ara bir kısım insanlar. Ne namus ara, ne haya ara, ne Allah korkusu ara, ne de bir şey ara. Yeter ki para gelsin. En büyük hedefleri paradır. En büyük arzuları para. En büyük istekleri para. Halbuki muhterem izleyiciler, para nereye kadar? Nereye kadar insanla beraber gelir? Kabir kapısına kadar. Zengin ise cenazesine katılan insanlar çoğulur. Fakir ise taziyesine gelenler de az, cenazesine katılanlar da az, onu soranlar da çok az. Ama hepsi kabir kapısına kadar. Orada söner, hem madem dünyevi rütbeler, dünyevi mallar ve rütbeler ve efendim makamlar kabir kapısına kadardır. Orada söner, beş para etmez. Bir kıymet teşkil etmez. Ancak bir kısım insanlar para için gözünü kırpacağı hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şeyi umursamıyor. Sadece parayı arıyor. Ve onun için ortak bir malı. Sen nasıl hepsine el korsun ya? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsun? Hiç mi ahiret inancın yok? Hiç mi kabir düşüncen yok? Hiç mi kabrin öbür tarafını düşünmüyorsun? Nasıl bunu alıyorsun? Alıyor işte, menfaat hakim. Allah korkusu zayıf. İman zayıf. İnanç zayıf. Bu zafiyetlerden dolayı ne yapıyor? Elinden geleni yapıyor. Fakat muhterem Müslümanlar, la yahillu mal umri'in muslimin illa bi tibi nefsin. Bir Müslümanın malı gönül hoşluğu olmadan, kendi rızası olmadan, kendi efendim arzusu olmadan o malı almak, o malı kullanmak, o maldan istifade etmek helal değil. Helal olmayan şey nedir? Haramdır. Haram nedir? Ateştir. Ateş nedir? İnsanı
bu dünya ateşinden 70 derece daha etkili olan ilahi bir azaptır. Onun için Müslüman bir insan dünyası için ahireti heder etmemeli. Kabrini yılanlar, akrepler, çıyanlar, ejderhalar yuvası haline getirmemeli. Çünkü bunlar kimi ısırır? Efendim, zalimi ısırır. Kimi ısırır? Haksızı ısırır. Kimi ısırır? Başkasının malına tecavüz edeni ısırır. Kimi ısırır? Allah'ı tanımayanı ısırır. Kimi ısırır? Allah'ın emirlerini çiğneyenleri ısırır. Muhterem izleyiciler. Onun için 3 günlük bir dünya hayatı için ebedi hayatı heder eden insan akıllı değil. İnsan akıllı olamaz. Akıllı sayılmaz. Akıllı denilmez. Ve bu kul hakkı, kul muhterem Müslümanlar. Bu kul hakkı. Kul hakkının affı yok. Kul kendisi sizi affetmediği sürece Cenab-ı Hak kul hakkına karışmıyor. Ve onun için büyük zatlar, büyük alimler, müçtehitler, ehlullah olan zatlar seninle Allah arasında 70 günahla Allah'ın huzuruna geçsen, seninle kullar arasında bir günahla gitmekten daha kolay. 70 günah Allah'a karşı işlenmiş. Kula karşı bir günah işlenmiş. Hangisi daha kolay? Kula karşı işlenmiş olan efendim günah daha tehlikeli, daha çetin, daha zor. Çünkü o affetmez ki. Kul onu affetmiyor. Yani değil yabancı bir insanın yabancı bir insanı affetmesini beklemek. Belki anneniz de olsa, babanız da olsa, oğlunuz, kızınız da olsa, kardeşiniz de olsa, eşiniz de olsa, ahirette kimse kimseyi affetmesi kesinlikle söz konusu değil. Değil affetmesi, belki ahirette insanlar temenni edecek. Keşke bugün oğlumda bir hakkım olaydı da, o hakkımı oğlumdan, kızımdan almak suretiyle kendimi Allah'ın azabından kurtarsam. Keşke bir hakkım olaydı da, kardeşimden almak suretiyle ben kendimi Allah'ın azabından kurtarsam. Keşke annemde, babamda bir hakkım olaydı da, ben o hakkımı annemden, babamdan almak suretiyle kendimi Allah'ın azabından kurtarsam diye insanlar temenni edecek. Böyle bir arzuda olacak. Bir toplama çıkarma işlemi gibi olacak. Yani şeyler alınacak. Yani affetmesi söz konusu değil. Kimse kimseyi affetmez ahirete kalırsa. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyadayken birbirinizle helallaşın. İşi ahirete bırakmayın. Dünyada imkanlar olsa olmasa gider özür dilersiniz. Kapısına yönelirsiniz. Dehalet edersiniz. Eline ayağına kapanırsınız. Sizi affeder. Namusa boğulur. Ve utanır. Sizi affeder. Ama bu durum ahirete bırakılırsa sakın ha öyle yapmayın. Evet. Bakın kimse kimseyi affetmez. Ya en yakınınız bile olsa sizi affetmesi söz konusu değil. Bu nedenle dünyadayken helallaşın. Yani komşuluk yaptığınız, muamele ettiğiniz, arkadaşlık ettiğiniz, dostluk kurduğunuz insanlarla daima helallaşın. Daima helallik dileyin. Daima beni helal et demenizi İslam emrediyor. Demezseniz iş ahirete kalır. Ahirete kaldığı zaman da kimse kimseyi affetmez. Kimse kimsedeki hakkından vazgeçmez. Kimse kimseyi bağışlamaz ve hakkını tam almak ister. Tam almak ister. Kuruşu kuruşuna kadar. Ahirette, dünyada alışveriş vasıtası nedir? Paradır, puldur, maldır. Ahiretteki alışveriş vesilesi
Ahiretteki alışveriş işi neyle oluyor? Amelle oluyor. Salih ameliniz varsa, ibadetiniz, sadakanız, zekatınız, orucunuz, buna benzer ibadetleriniz varsa on elinizden alınacak. Evet. Tükenirse ne olacak? Tükenirse o insanların, hak sahibi olan insanların günahları üzerlerinden alınacak ve bu haksız insanın sırtına yüklenecek ve o şekilde azab-ı ilahiye maruz kalacak. Bu nedenle insan işi ahirete bırakmamalı. Dünyadayken hak sahibinin hakkını vermeli, helallik dilemeli ve bu işi ahirete bırakmamalı. O zaman helalleşelim hocam bizler de. Evet. Unutmayalım. Reklama gideceğiz. İnşallah. Kıymetli izleyenler, İslam ve Hayat'a kısa bir ara veriyoruz. Aranın hemen ardından sorularınızla ve merak ettiklerinizle devam edeceğiz. Kısa bir ara. İzleyenler, Kanal Urfa ekranlarında İslam ve Hayat programımıza devam ediyoruz. Emekli vaiz Ahmet Sarıoğlu hocam, sizlerin merak ettikleri soruları cevaplamaya çalışıyor efendim. Bir sorumuz var hocam, hemen devam edelim dilerseniz. İzleyicimiz mesaj yoluyla bizlere ulaştırmış. Hocam, imam nikahlı bir kadın ölmüş babasının emekli maaşını alabilir mi diye sormuş. Muhterem izleyiciler, şu anda evli, kocası var, geçimini kocası temin ediyor, evet. Nikahlı, fakat bu nikahı resmiyete dönüştürmemiş, ya kocasının ikinci eşidir, mümkün değil, yani resmi nikah kıyma imkanı yok, ya da efendim, adamın bazı hasapları var. Onun için resmi nikah kıymıyor. Fakat bu babasının maaşını almasını helal kılmaz. Evet. Çünkü devlet diyor ki dul olan, evli olmayan bir kadın babasından kalan maaşı alabilir. Bu nedenle bir kısım Müslümanlar, bir kısım dindarlar hanımını anlaşmalı boşuyor, resmi boşuyor, yine devam ediyor, evlilik devam ediyor, ya yeni nikah kıyıyor, evliliği devam ettiriyor, kadın da ne yapıyor? Babasının maaşını alıyor. Bu haramdır. Caiz değildir. Çünkü bu kağıt üzerinde evli olmadığı görünüyor. Halbuki bu kadın evlidir. Evet. Çoluğu var, çocuğu var, kocası var, efendim, evi var, barkı var. Bu caiz değil muhterem izleyiciler. Bu devletin malı, milletin malıdır. Milletin malı da aziz izleyiciler, yetim malıdır, yetim. Ha o devletin malını yemiş insan, ha yetimin malını yemiş. Yetimin malını yiyen bir insan ne hale gelir? Efendim Kur'an-ı Kerim ifade ediyor, diyor ki yetimin mallarını, yetimin malını zulmen yiyen bir insan midesine ateş dolduruyordur. Ateş yiyor, ateş dolduruyor. Dolayısıyla muhterem izleyiciler, hiçbir Müslüman midesine cehennem ateşini doldurmak istemez. Dolayısıyla evli imam nikahlı olan bir kadının efendim
babasından kalan emekli maaşını evli görünmediğinden dolayı alması caiz değil. Çünkü bu kadın bilfiil evlidir. Önce yalan söylemiş oluyor. Yalan da Allah'ın lanetine mucib. فَنَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِب۪ينَ Allah'ın laneti yalancılar üzerine gelir. Evet. Bu bir. İkincisi de haksız yere TV bitmemiş, insanların malına el uzattığı için yetim malından daha beter bir malı midesine doldurmuş olur. O da cehennem ateşine dönüşür. Cehennem ateşini midesine doldurmuş gibi olur. Bu da dinen caiz değil, dinen doğru değil. Yani dünya için ahireti heder etmektir bu. Evet. 3 günlük dünya menfaati için sonsuz olan ebedi bir hayatı, sonsuz bir hayatı, süresiz bir hayatı heder etmiş oluyor. Mahvetmiş oluyor. Bir kısım maalesef insanlar bunu yapıyor. Ama haramdır bu. Ama caiz değildir bu. Ama bu ateştir. Bu zehirdir. Hem kendisini zehirler, hem yedirdiği insanları zehirlemiş olur. Dinen bu mümkün de değil, caiz de değil. Hiçbir Müslüman sakın ola ki buna yeltenmesin, yanaşmasın, bunu yapmasın, yemesin, vazgeçsin. İlla ve illa azab-ı ilahiye maruz kalır, zarar eder. Pişmanlığın fayda vermediği bir alemde pişman olur. O pişmanlık da fayda vermez. Onun için aziz izleyiciler, zinhar, sakın ha bu yola başvurmayın. Haram olan bu parayı almayın. Evli olduğunuz halde kendinizi bekar göstermek veya dul göstermek suretiyle babanızdan kalan emekli maaşını almaya çalışmayın. Bugün dünya, yarın ahiret. Bunun hesabı sizden sorulacak. Ne cevap vereceksiniz muhterem Müslümanlar? Nasıl cevap vereceksiniz? Cenab-ı Hak biliyor. Sizin evli olduğunuzu biliyor. Belki devlet sizin evli olduğunuzu bilmiyor. Çünkü kağıt üzerinde görünmüyor ama neticeyi değiştirmez bu. Yani bu evli olduğunuzu değiştirmez ve Allah'ın azabına maruz kalma durumunuz söz konusu. Sakın ha buna yanaşmayın. 3 günlük dünya hayatı için sonsuz hayatınızı bozmayın, heder etmeyin, perişan etmeyin, yanlışa tevessül etmeyin. Günaha girersiniz, evet. Harama girersiniz. Hayırsız bir parayı almış olursunuz, size de, ailenize de, çoluk çocuğunuza da, yakınlarınıza da bunun hiçbir faydası ve getirisi olmayacağını bilmenizi isterim ve bundan vazgeçin kardeşim, yapmayın. Hocam nikahtan bahsettiniz ya konuşmanızın içerisinde. Bir soru daha var. İzleyicimiz diyor ki, aynı evde yaşayabilmek için nikah kıyılabilir mi? Yani nikah nikahtır. Aynı evde yaşamak için mi? Yani o amaçla. Hayat arkadaşlığı yapmak için mi? Nikah nikahtır. Nikahlanmış olan bir kadın şakadan da olsa, bir evde kalmak için de olsa, o kadın o nikah kıydığı erkeğin hanımıdır, eşidir. Evet. Hiç farkı yok. İsterse bir araya gelmesinler. Nikahlısı, eşi, halalı, hanımı. Ya nikahın şakası yok. Ben nikah kıyacağım ki beraber kalalım. Beraber kalmak, karı kocasınız zaten. Evet. Yani bu sizin bekar olduğunuzu ifade etmez. Veya evli olmadığınızı ifade etmez. Siz fiilen, bil fiil evlisiniz. Nikahlısınız. Yani nikahın şakası olmaz bak Uğur Bey. Hı hı. İsterse bir kadın kocasına, bir adama dese ki,
İki şahit huzurunda dese ki ben seni kendime eş olarak kabul ettim. Adam da dese ki ben de seni eş olarak kabul ettim. İki tane şahidin huzurunda. Onlar eş oldu. Karı koca oldu. İsterse birbirlerini hiç tanımasınlar. İsterse amaçları şaka olsun. İsterse öylesine söylesinler. Hiç fark etmez. Bunun şakası olmaz. Bu şey gibi mi hocam? Bir ara bir programda yine söylemiştiniz hani eşler arasında çıkan kavgada boş ol demesi. Tabii. Bunu hiç yüzüne söylemese bile bu durum geçerli tabii, oluyor. Geçerli. Hı hı. Geçerli. Şimdi bir kısım şeyler var. Şakası da doğru, doğrusu da doğru. Evet. Birisi nikah. İkincisi boşama. Üçüncüsü köle azat etme. Bunlar şakadan bir adam dese ki kölesine ben seni azat ettim. Ama şakasına dedi. Bu geçerli. Artık bu adam özgür oldu. Bir adam hanımına şakadan dese ki ben seni boşadım. Bu kadın boş oldu. İsterse şakadan olsa adam dese ki ben seni kendime eş olarak kabul ettim. O da şaka olsun diye dedi ki ben de seni kendime eş olarak kabul ettim. İki tane de şahit duyuyorsa orada, işitiyorsa bu sesi mesele bitti. Evet. Onun arvadı oldu. Şakası olmaz bu işin. Şakası olmaz bu işin. Onun için yani bir evde kalmak için yok bilmem ne için böyle bir şey olmaz. Hacca gitmek için yok böyle bir şey. Evet. Nikah nikahtır. Nikahın şakası yok. Boşamanın da şakası yok. Nikahın da şakası yok. Her ikisi de geçerli. Peki. Ağzınıza sağlık. Devam edelim sorularla. Şimdi izleyicimiz uzunca yazmış hocam. Diyor ki tekel bayisi işleten bir yakınımız var. Yani alkol satıyor demiş. Gelirini buradan sağlıyor. Bunun dışında herhangi bir başka geliri var mı bilmiyorum. Kurban bayramında aynı payda buluşmamızda bir sorun, sıkıntı olur mu diyorlar. Şimdi muhterem izleyiciler, bir insanın kazancı sadece haram olsa, siz onun yemeğini yemezsiniz, çayını içemezsiniz, ikramını alamazsınız. Çünkü %100 bu haram. Biliyorsunuz ki haram. Evet. Onu yiyemezsiniz. Ama helal kazancı da varsa, velev ki az da olsa, mesela %80'e %20, %20 helal, %80 haram. Bunlar katıştığı için siz onun yemeğini yiyebilirsiniz. Çünkü size ikram ettiği yemek kesin olarak bu %80'den mi, %20'den mi bilinmediği için ona fetva olarak verilmiş, fetva verilmiş. Onu yiyebilir. Evet. Ama bir insanın kazancı %100 haram ise onun yemeğini yiyemezsiniz. Onunla birlikte paylaşım yapamazsınız. Ortak olamazsınız. Yani kurbanda ortak olamazsınız. Ve onunla iş yapamazsınız. Çünkü onun parası haram. Ve iğrenç bir haram. İğrenç, çirkin bir haram. Kur'an'ın net olarak yasakladığı, sakıncalı gördüğü, haram kıldığı bir kazançtır. Hı hı. Bu insandan uzak durmak lazım. Yoksa gazab-ı ilahiye insan maruz olması söz konusu. Yani kim Allah'a ve ahiret gününe imanı varsa, Peygamberimizin mübarek hadisi, men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir, Allah'a ve ahiret gününe imanı olan bir insan فَلَا يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرِ. Allah'a ve ahiret gününe imanı olan bir insan üzerinde içki içilen masada, sofrada oturmasın. Allah'a ve ahiret gününe imanı varsa. Yoksa Allah'ın laneti onları da kapsar. O oturanlara da, içmezse bile, onları da Allah'ın efendim laneti onları da kapsar, onlar da perişan olur. Onun için Müslüman bir insan böyle yerlerden kendisini korumalı, böyle kazançlardan kendisini korumalı,
böyle yanlışlardan uzak durmalı. Yoksa el-iyadu billah helak olur, heder olur, dünyası da yıkılır, ahireti de yıkılır. Hem dünya elinden gider, hem ahireti elinden gider. Evet. El-iyadu billah. Peki bir diğer soru hocam. İzleyicimiz bizlere ulaşmış. Bu arada büyük harflerle Urfa yazıp bir boşluk bıraktıktan hemen sonra 3969'a numaralı mesajlarınızı, sorularınızı gönderebilirsiniz efendim. Bir kez daha söylemiş olalım. Ve sıradaki soruyla hemen devam edeyim. İzleyicimiz diyor ki hocam, bana dağıtmam için fitre verildi. Ben bu fitreyi anneme verebilir miyim? Al bunu fakirlere ver demişse, annesi de fakirse ona da verebilir. Evet. Fakir olduğu için annesine de verebilir, kardeşine de verebilir, babasına da verebilir, fakir olan yakınlarına da verebilir. Al bunu ne yaparsan yap demişse kendisi de ondan istifade edebilir. Kendisine de alabilir. Fakirse. İstifade edebilir. Çünkü şey vermiş, yani genel vermiş. Evet. Sınırlamamış. Dağıtması için vermiş. Dağıt. Bunu dağıt. Dağıtmak için sana verdim. Evet. Peki bir soru daha hocam. İzleyicimiz diyor ki, kadın kocasından izinsiz oruç tutamaz diye bir durum var mı? Hocamız bizi bilgilendirebilir mi diyor. İslam dini makul din. İslam dini aklı selimle çelişmeyen bir din. Aklı selim, güzel muhakeme yapabilen bir akıl ile dinin kuralları çatışmıyor, çelişmiyor, ters düşmüyor. Kadının kocası evdeyse, seferde falan değilse ve kadın bu arada nafile oruç tutmak istiyorsa, bakın farzlar buna dahil değil. Evet. Kaza oruçları dahil değil. Farz oruçları. Farz olan oruçlar. İster adak orucu, ister kefaret orucu, ister Ramazan orucu, ister kaza orucu. Farz olduktan sonra kadının kocası evde de olsa o orucu tutabiliyor. Sadece kocası evdeyken kadın nafile bir oruç tutması söz konusu değil. Nafile oruç. Yani diyelim ki bu günler Recep-i Şerif'in perşembe ve pazartesi günleri oruç tutmak istiyor. Kocasından izin alarak ancak oruç tutabilir. İzin almadan, izin istemeden efendim onun oruç tutması caiz değil. Dinen sakıncalı, dinen doğru değil, mahzurludur. Çünkü kadın bir yönüyle kocasına bağlıdır. Kocasının arzularını yerine getirmekle yükümlüdür. Oruç olan bir insan bir kısım şeyleri yerine getiremez. Yükümlülüklerini yerine getiremez. Çünkü oruç olduğu için bir kısım arzuları kocasının, eşinin arzularını yerine getiremiyor. Oruç olmasından dolayı. Hı hı. Ve birinci derecede hak eşinindir, kocasınındır. Kocası o arzuda bulunursa kadın engelleyemez. Oruç tutarsa çelişki içerisine girmiş olur. Bu nedenle İslam dini kadın kocası evdeyken, yani kocası seferde falan değil iken, kocasından izin almadan oruç tutması caiz değil. Mutlaka eşinden oruç, eşinden müsaade alarak oruç, nafile oruç tutabilir. Evet. O şekilde bunu bilmemiz lazım. Evet. Peki, sorularla devam ediyoruz. Bir izleyicimiz, tesettüre girmek istemeyen eşimi zorlamam, bir yani zorlamalı mıyım diye bir soru yöneltmiş hocam.
Muhterem izleyiciler, bir Müslüman düşünün, Allah kendisine namaz kılmasını emrediyor ama namaz kılmıyor. Allah bayansa başını örtmesini emrediyor ama bayan başını örtmüyor. Allah kendisine vücudunu örtmesini emrediyor, kadın vücudunu örtmüyor, örtmek istemiyor. Bu durumda eşi, bu iş tabii ki önceden hesaplanması lazım. Yani bu kadın bugün bu işi yapıyor değildir. Kadın öteden beri bu halde, bu tesettürsüzlükte, tesettüre riayet etmemekte. O zaman bu eşin, yani erkeğin yapması gereken, ya bu eşle tesettüre girmesini şart koşmalı, eğer tesettüre girersen seninle evlenirim. Öncesinde. Önceden. Önceden. Önceden bu pazarlığı, bu şartı koşmamış ise, şimdi aklım başıma geldi derse biraz zor olur. Çünkü hem dünyada zor olur, maddiyatta zor olur, hem maneviyatta zor olur. Çünkü muhterem izleyiciler, bugün kadınlar eski kadınlar değil. Ahlak eski ahlak değil. Efendim görgü eski görgü değil. Kurallar yani eski kurallar değil. Bugün dünya devletleri, dünya yetkilileri kadına gereğinden fazla hak verdiler. Evet. Ve bir insana hak etmediği bir hakkı verirsen onu baştan çıkarırsın. فَوَضْعُ النَّدَى ف۪ي مَوْضِعِ السَّيْفِ بِالْعُلَى مُضِرٌ كَوَضْعِ السَّيْفِ ف۪ي مَوْضِعِ النَّدَى. Yani bir insana ceza verilmesi gerekirken siz ona ödül verirseniz onu baştan çıkarırsınız. Onu şımartırsınız. Evet. Bir insan düşünün, kendisine ödül verilmesi gerekirken siz ona ceza verirseniz her ikisi de zararlı. Her ikisi de doğru değil. Bir insan 5 puan hak etmişse siz ona 7 puan verirseniz ona haksızlık etmiş olursunuz. Gerçeklere haksızlık etmiş olursunuz. Evet. Topluma haksızlık etmiş olursunuz. Ahlaka haksızlık etmiş olursunuz. Görgü kurallarına haksızlık etmiş olursunuz. Fakat bugün iplerin çoğunun eli, çoğu iplerin çoğu bugün gayrimüslimlerin elinde. Müslümanların değil. Müslümanların da bir kısmı onları taklit ederek, onlara uyarak, onlar da öyle hareket etmek istiyor. Öyle olunca yani kadınlara iyilik yapıyorum derken zarar veriyor, efendim kötülük yapıyor. Kim ne derse dersin. Bu nedenle kadın Müslüman mısın? Müslümanım. Eğer Allah'a inanıyor musun? İnanıyorum. Ahirete de inanıyor musun? İnanıyorum. Allah'ın Kur'an'ına, kitabına inanıyor musun? Evet inanıyorum. O zaman sen Kur'an'ın emirlerini yerine getirmekle yükümlüsün. Madem ki Müslümansın. Ama Müslüman olmayan bir kadınla da evlenilebilir mi? Yahudi bir kadın. Veya Hristiyan bir kadınla evlenilebilir mi? Evet evlenilebilir. Eğer kadın Yahudi veya Hristiyansa namaz kılmıyorsa kılmayabilir. Müslüman olma mecburiyeti de yok. Evet. Efendim dininin kuralları zaten din kuralları diye bir şey de yok. Hristiyanlarda, Yahudilere çok önemli kurallar yok. İnsanları kendi arzularına bırakmışlar. Yani İncil'i, Tevrat'ı tahrif ede ede, değiştire değiştire İncil olmaktan, Tevrat olmaktan bunları çıkarmışlar. Kendi arzularına göre yontmuşlar yani. Şekillendirmişler. O zaman buna bir şey denilmez. Ama ben Müslümanım. Ben Allah'a inanıyorum. Ben ahirete inanıyorum. Ben Allah'ın gönderdiği kitaba da inanıyorum. Kabrin ötesine de inanıyorum diyorsa o zaman olmadı. O zaman başını örteceksin. Benim sözüm değil bu.
Benim görüşüm de değil. Bu Allah'ın emri. Allah kadına örtünmesini emrediyor. Örtün diyor. Başını ört diyor. Efendim yakanı ört diyor. Vücudunu ört diyor. Açık yerin kalmasın diyor. E bunu yapmazsa o zaman olmadı. Fakat iş baştan halledilmeli dediğim gibi. Evet. Uğur Bey. Daha sonra sorunlar çıkabiliyor yani aile içinde de sıkıntılar başta, çıkabiliyor. Başta kardeşim sen açıksın. Ben açık kadın arzu etmiyorum. Sen benimle evlenmek istiyorsan kapanman lazım. Buna var mısın? Kadın yok derse Allah işini rast getirsin diyeceksin. Yok ben buna varım. Ben kapanacağım diyorsa o zaman kapanması lazım. Kapanmazsa yanlış yapar. Evet. Hem eşine karşı yanlış yapar, hem dine karşı yanlış yapar. İki yanlışın içerisine girer ki bu da her iki yönü de efendim kötüdür. Evet, peki hocam. Bir soru daha geldi. Reklamlara gideceğiz. Ardından o soruyu size yönelteceğim. Kıymetli izleyenler, İslam ve Hayat programına kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından sizlerden gelen sorularla devam edeceğiz. İslam ve Hayat programı Kanal Urfa ekranlarında devam ediyor. Kıymetli izleyenler, emekli vaiz Ahmet Sarıoğlu hocamla birlikte merak ettiğiniz soruları cevaplamaya çalışıyor kendileri. Bana da sadece soruları yöneltmek kalıyor hocam. O sorulardan bir tanesi daha var. Hocam bazı bankalar kar amaçlı para alıp veriyor. Bu doğru mu? Ne demek yani kar amaçlı para alıp veriyor? Yani öyle yazmış izleyicimiz. Yani herhalde ben yani kendi şeylerimi tahminlerimi söylemeye çalışacağım. Evet. Bu katılım bankalarını kastediyor. Öyle bir katılım bankaları var ya. Katılım bankalarına gidiyorsunuz. Size para vermiyor, size mal veriyor. Yani diyelim ki siz neyi alacaksınız? Neyi arzu ediyorsunuz? Demire ihtiyacınız var. Size demiri alıyor ve size farklı bir fiyatla vadeli satıyor. Ya şeker veriyor size, ya buna benzer çimento veriyor, ya artık neyse. Evet. Yani o kar amaçlı para verme değil, kar amaçlı eşya veriyor. Çünkü bu katılım bankalarının kanunlarında faiz yok. Onlar faiz yapamıyor. Onlar ne yapıyor? Paranızı alıyor, çalıştırıyor. Bu tür mallar yurt içinde veya yurt dışında bu çalıştırımı çalıştırıyor. Evet. Ve bundan dolayı da sizlere bir miktar kar veriyor. Kazandığı karın belli bir limitini, bir bölümünü size veriyor. Bunu almak caiz mi? Caiz. Paranızı oraya yatırmamız caiz mi? Evet, caiz. Bunda bir problem yok. Çünkü bu faiz değil. Bunda faiz işi yok. Dolayısıyla bunu almakta, yani parayı oraya vermekte bir sakınca yok. Bazı insanlar var, her şeye haram demeye alışmış veya her şeyi haram kapsamına almasını hüner zannediyor. Diyor ki bu da onlar gibi, diğer bankalar gibi. Yok kardeşim, diğer bankalar gibi değil. Niçin sen öyle diyorsun ya? Onlar kar zarar ortaklığı olarak çalışıyor. Öbürleri belli bir oranda sana faiz veriyor ya da senden faiz alıyor. Para verirse senden faiz alıyor. Para alıyorsa belli bir şey veriyor, sana kar veriyor. Belli bir kar veriyor. İster zarar etsin, ister kar etsin. Evet. Onun için
katılım bankalarından iş yapmak caiz. Para yatırmak caiz. Altın yatırmak caiz. Döviz yatırmak caiz. Ve parası olan, altını olan vatandaşlarımız dini hassasiyeti olan, faize bulaşmak istemeyen din kardeşlerimiz paralarını, altınlarını, dövizlerini katılım bankalarına yatırmalarını tavsiye ederim. Onlar faizli değil, faizsiz bankalardır. Onlar kar zarar üzerine çalışan bankalardır. Onların işlerinde faiz olayı söz konusu değil. Bu nedenle huzuru kalple paralarını o bankalara yatırabilirler. Mahzuru da inşallah yoktur. Peki. Bir diğer soru. Selamun aleyküm hocam. İyi akşamlar. Aleykümselam. Hayırlı akşamlar. Pis su ile sulanan meyve ve sebzeyi tüketmek caiz midir hocam demiş. Evet. Bu su, bu şeyin, sebzenin, meyvenin efendim köküne işliyor. Köküne işliyor. Evet. Kök ondan besleniyor. Sebze ondan beslenmiyor. Veya o sebzeye kadar sirayet etmiyor. Yani belli bir merhaleyi kat ettikten sonra zaten o pis olayı kalkıyor. O pis olayı kalkıyor. Hı hı. Ve dolayısıyla onun sebzesi yenebilir. Bir mahzuru yok. Bir mahzuru yok. Ama bunun bir kısım şeyleri var. Mesela maydanoz. Bu şey suyuyla sulanırsa o mikrop ona bulaşıyor. Onu yemeden evvel çok sağlam bir şekilde yıkamak, yıkadıktan sonra da bir sterilize yapmak lazım. Bir şeyin içine, yani ilacın içerisine batırıp çıkarmak lazım ki tamamen insan emin olsun. Yani pisliğin gittiğine emin olabilmesi için böyle bir şey yapması lazım, bir uğraşı vermesi lazım. Ama evet, sebze öyle değil. Mesela diyelim ki patlıcan pis suyla sulandı. Patlıcan yukarıda, pis su ona yetişmiyor. Evet. Veya domates, pis su ona yetişmiyor. Salatalık, pis su ona yetişmiyor. Bunlar tüketilebilir. Hiçbir şeye tabi tutulmadan, sadece bir yıkamadan, normal, adi bir yıkamaktan geçtikten sonra tüketilebilir. Bir mahzuru yok. Pis su da olsa, o pis suyun tesiri ürüne sirayet etmiyor. Yani şeye, sebzeye aksetmiyor. Evet. Aksetmediği için o sebze tüketilebilir. Bir normal bir şekilde yıkadıktan sonra bunu tüketebilir. Ki çok yakın zamana kadar, yakın zamana derken 20-30 sene öncesine kadar, belki 20 sene, belki daha az, bu bizim efendim Urfa'daki sebze, Urfa'da yetişen sebzelerin %50-60'ı bu şey sularla sulanıyordu. Bu lağım sularıyla sulanıyordu. Evet. Onun için yani bu sebzeler pis olmuyor. Sebzeler necis olmuyor. Sebzeleri yemek mahzurlu olmuyor. Onu o şekilde tüketmekte dinen bir sakınca yok. Dini açıdan. Evet. Peki bir çiftçimiz yazmış. İyi akşamlar diliyor da. İyi akşamlar efendim. Diyor ki hocam benim bir tarlam var. Tarlama da ekinlerime zarar veren hayvanlar var. Onları öldürsem günah işlemiş olur muyum? Ne tür hayvanlar onu söylese, mesela fare, mesela yabancı böcek, zararlı böcekler evet, var. Evet, onlar da var. Yani bunları öldürmekte sakınca yok. Bu fare ve buna benzer bir kısım hayvanlar ekine zarar veriyor. Ekine efendim sıkıntı veriyor. Evet. Onun için bu tür hayvanları
bertaraf etmekte bir sakınca yok. Çekirge Allah vermesin. Efendim kumul Allah vermesin. Ve buna benzer fare, efendim böcek, zararlı böcekler özellikle ağaçlara da bazen zarar veriyor. Onun için çiftçiler ne yapıyor? İlaçlama yapıyor. Yabancı bu böceklerle, maddelerle, zararlı hayvanlarla mücadele veriyor. Bu olması lazım. Evet. Bunda bir sakınca yok. Bunda bir zarar yok. Günah da yok. Nasıl ben bu hayvanları öldüreceğim? Senin hayatına, senin hayat damarına, senin can damarın olan malına musallat oluyor ve seni malından mahrum etmeye çalışıyor bu hayvanlar. Her şey insan için. İnsan kainatın kadim efendim yerleşenidir. Kadim yerleşeni. Ve esas ev sahibi insandır. Diğerleri de insanların hizmeti için Allah tarafından yaratılmış. Ha, zararlı olanlar ise giderilmeli. Çünkü bizim dinimizce belirli bir kural var. Mecelle efendim maddesi olarak اَذَّرَرُ yüzel, yani zarar giderilir. Eğer zarar veriliyorsa, eğer zarar söz konusuysa, bu zarar veren ne olursa olsun, bunu gidermek lazım. Ortadan kaldırmak lazım. Efendim hayvandır, yazıktır. Ya tamam yazık ama ben insanım. Ben hayvandan daha öncelikliyim. Allah bizzat bu kainatı benim için yarattı. Yani ben mal sahibiyim. Bu evin sahibi benim. Bunlar da benim faydam için yaratılmış. Bana zarar verir olduktan sonra ben bunları ortadan kaldırabilirim. Ben bunları ortadan giderebilirim. Ve böyle bir yetkiyi de Cenab-ı Hak bana vermiş. İslam dini bu yetkiyi bana vermiş. Onun için İslam dini diyor ki zarar ortadan kaldırılır. Zarar ortadan kaldırılır. E zarar veriyor. Ekinimi mahvediyor. Ekinim veya ağacım veya meyvem, bostanım, efendim ortadan gidiyor. E ben buna şefkat mi edeceğim? Yok kardeşim. Ben ona şefkat edersem bana tokat vurulur, bana zarar verilir. Benim efendim geçim kaynağım elimden gidiyor. Evet. Bu da doğru bir şey değildir. Tabii ki çiftçiler mücadele verecek. Gerek yabancı ot mücadelesi, gerek böcek mücadelesi, gerek zararlı hayvanlar mücadelesi, bunları, bu mücadeleyi vermeleri onların görevleri arasında, yapmaları gereken işler arasında. Bunlara şefkat edilmez. Bunlar şefkat edilecek değil çünkü zarar veriyor. Evet. Peki, devam ediyoruz. Kadın nikahta verdiği sözü yerine getirmeyen eşten boşanabilir mi? Böyle bir hakkı var mı? Şimdi eğer Allah'ın kitabına uygun bir şartsa onu yerine getirebilmeli, getirmeli. Ama Allah'ın kitabında dinin kuralları arasında olmayan bir şartı yerine getirme mecburiyetinde değil. Söz verse dahi mi? Tabii. Şimdi diyelim ki evlendikleri zaman kadın kocasına diyor ki ben seninle evlenirim ama benim üzerime kuma getirmemek şartıyla. Evet. Sonra kader-i ilahi bu kadın çocuk doğurmuyor. Çocuk doğurma yeteneği yok. Vücudunda arıza var. Bu kadın çocuğa kalması söz konusu değil. E bu adam daha çocuk istiyor. Yani ben bu kadına söz verdim. Ben senin üzerine evlenmeyeceğim dedim ama yani benim neslim elden gidiyor. Evet. O zaman o şart geçerli olmaz. Veya kadın evlendi. Kader-i ilahi kadın hastalandı.
Yani kadınlık vazifesini yapamaz hale geldi. E bu adamı ömür billah böyle bırakmak doğru mu? Söz vermiş diye. Elbette ki doğru değil. Yani bugün şartlar da ürfünasa aykırı olmamalı. El meşrutu urfen kel meşrutu şer'an. Ürfen geçerli olan şartlar dinen geçerli olan şartlar gibidir. Evet. Ona ters düşülmemeli. Ona insanlar ters düşmemeli ve onu yerine getirmeli. Dolayısıyla Allah'ın kitabında din-i mubini İslam'ın kurallarına aykırı olan şartlar geçerli değil. Evet. O şartlar, o sözler geçerli değil. Velev ki söz verse de, madem ki İslam'a aykırı, madem ki dinin kurallarına aykırı, o zaman bu şartlara uyma mecburiyeti söz konusu değil. Peki. Söz verdin, tamam söz verdim ama yani hayat normal gitmemeye başladı. Hayatımızın seyri değişti. Hayatımızın amacı gerçekleşemez oldu. E o zaman ne yapacağız? Yani söz verdim diye hayatımı zehre mi çevireceğim? Şartlar değişti. Yani şartlar değişiyor. Şartlara uygun hareket edilir eğer Kur'an'da ve sünnette ve fıkıh kurallarında varsa. Bunlarda yoksa hiçbir şart geçerli değil. Her şart Allah'ın kitabına ters düşerse, Peygamberin sünnetine ters düşerse, dinin kurallarına ters düşen hiçbir şart yerine getirilmesi söz konusu değil. Peki. Devam edelim hocam. İzleyicimiz diyor ki, hac kurası çıktığında parası olmayanın bir başkasından borç alması caiz midir? Karşılığı varsa muhterem izleyicim, benim param var. Fakat şu anda param elimde değil. Ama bir müddet sonra bu para elime geçecek. Ben de Uğur Bey'e dedim ki kardeşim bak benim hac kuram çıktı. Benim de param var. Fakat bu para şu an elimin altında değil. Ben bu parama şu anda ulaşamıyorum. Senin de elinde para var. Bu paranı bana ödünç ver. Ben param elime geçince ben sana ödüncünü vereceğim. Evet. Dese ve karşı taraf da muvaffakat etse, bu adama ödünç verse, bu adam hac işlemlerini devam ettirirse bir sakınca yok. Bir problem yok. Bu caiz. Ama adamın parası yok. İmkanı yok. Zaten o zaman hac kendisine farz değil. Biliyorsunuz, haccın farz olabilmesi için şartlar var. Bu şartlar arasında parasal imkan olması lazım. Parasal imkan olmadığı zaman zaten hacca gitmesinin bir anlamı da olmaz. Mümkün de değil yani. Bu şekilde hacca gidemez. Evet. Bugün asgari olarak hacca gidecek bir insan 25 bin lira sadece masraf yapıyor. Burada masraf yapıyor. Bir de kendisiyle birlikte harçlık bazı efendim yakınlarına, dostlarına, akrabalarına hediye açısından da onları da hesaba katsan 30 bin liradan aşağı değil. 30 bin lirayla da herkes kurtulamaz. Bazıları var hacda yani masraf yaptığı kadar yani hacca gitmek için ödediği para kadar bir o kadar orada, da orada. Bir o kadar da orada harcıyor. Ki bu öyle olunca 50 bin lirayı geçer. Bu da büyük bir külfet getiriyor. Herkesin işi değil. Yani bugün hac ibadeti artık orta halli insanın işi değil. Tamamen zengin işi haline dönüştü. Peki bu yani gidemeyenler için, durumu orta halliler için uygun mu yani hocam sizce böyle olması? Sanki ticaret
gittikçe ticarete dönüşüyor. Vallahi bilmiyorum tabii ben şimdi haccın masrafları, haccın giderleri ne kadar olduğunu bilmediğim için ben şimdi ne desem tahmini olacak. Evet. Anladım. Tahmini söz söylemek de doğru değil. Yani şimdi bu gerek şirketler gerek Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı paralar yani %50'si kar mı kalıyor zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Hatta geçen sene benim bildiğim bir kısım şirketler yani zarar etti. Kar etmesini bir tarafa bırak. Adamlar zarar etti. Evet. Adam TL cinsinden para almış. Orada kullandığı döviz cinsinden olduğu için ve o günlerde döviz de olabildiğince arttığı için adamlar zarar etti. Evet, öylesi durumlar da var. Böylesi durumlar da olduğu için yani bu insanlar aldıkları para hepsi kârdır demek de mümkün değil. Anladım. Elbette ki yani eline bir miktar geçecek, kimse boşuna çalışmaz. Bedava da çalışmaz. Peki. Evet muhterem izleyiciler, benim her zaman yapmakta olduğum bir cami duyurum var. Buyur. Müsaadenizle. Uğur Bey'in de müsaadesiyle. Buyurun hocam tabii ki. Efendim ben bunu ifade edeyim. Ben sizin namınıza bunu söylüyorum. Benim de elimde kalacak olan bir tellallıktır. İfadedir. Bizim Harran Üniversitemiz ve Harran Üniversitesi bünyesinde tıp fakültemiz. Tıp fakültemizin de araştırma ve uygulama hastanemizin hemen yanı başında çok muhtaç olunan bir yerde bir cami yapılıyor. Ve çok önemli bir yerde. Ve zaruret hak kesbetmiş bir durum. Cuma günleri oradaki gerek hasta bakıcılar, gerek polikliniklerde çalışanlar, gerek hastalar, gerek hasta refakatçileri imkan bulamıyor ki camiye geçsin. Fakat bu yapılmakta olan cami henüz temel halinde, bu tam hastahanenin bitişinde. İnşallah sizin yardımlarınızla bu cami bir an evvel biterse, o insanlar rahatlıkla orada ibadetlerini yapacaklar. Ve biliyorsunuz cami yapımı asr-ı saadetten bu tarafa hep Müslümanların katkılarıyla, yardımlarıyla bu meydana gelmiştir. Bu nedenle muhterem izleyiciler, yardımlarınıza ihtiyacımız var. Camimize yardım edebilecek insanların yardımlarına ihtiyaç var. Bu yardımı ulaştırabilmek için ben sizlere bir her zaman takdim ettiğim bir telefon numarasını vereceğim. O telefon numarasını aradığınızda yardımlarınızı camiye nasıl ulaştırabileceklerinizi sizlere güzel bir şekilde ifade edecek. Telefon sahibi Halil Aslan Bey. Halil Aslan Bey. Muhterem bir kardeşimiz. Dindar bir kardeşimiz. Ehlullah bir kardeşimiz. Telefon numarasını sizlere takdim ediyorum. Lütfen yazınız. Efendim 0506 922 11 33. Bu numarayı arıyorsunuz ve yardımlarınızı bulunduğunuz yerden nasıl rahatlıkla ulaştırabileceğinize dair sizlere gerekli bilgileri verecek ve yardımlarınıza ihtiyaç var. Allah yapacağınız yardımlarınızı şimdiden dergah-ı uluhiyetinde kabule karin eylesin. Hoşça kalın muhterem Kanal Fatih izleyicileri. Evet, ağzınıza sağlık hocam. Kıymetli izleyenler, hocamızın dediği yardım yapmak isterseniz şimdiden onu söyleyelim. Harran Üniversitesi'nin içerisinde bir cami yapılacak. Yardımlarınızı bekliyorlar efendim. Allah şimdiden yapacağınız yardımları kendi yanında ve tabii ki tüm Müslümanlar için yapılacak yardımları da kabul eylesin diyelim. İslam Hayatı noktalıyoruz. Haftaya yeniden karşınızda olmak dileğiyle, hocamın tabiriyle inşallah diyelim efendim. Hayırlı akşamlar, hoşça kalın.
Allah'a